Neriman Köksal, 17 Mart 1928 tarihinde İstanbul'un Rami semtinde doğdu. Türk sinemasının ilk ve en uzun süreli vamp kadını olarak kabul edilmektedir. Gerçek adı Hatice Kökçü'dür. Farsça'da yiğit, cesur anlamına gelen Neriman ismini sahne adı olarak kullanmıştır. 1950'li yıllarda Fosforlu Cevriye isimli filmde elde ettiği başarı nedeniyle Fosforlu Cevriye lakabıyla da anıldı, bir diğer lakabı ise Afeti Devran Neriman'dır. Neriman Köksal, henüz 22 yaşındayken İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde yürürken Metin Erksan tarafından keşfedildi. O dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde öğrenci olan Erksan, bu boylu postlu alımlı kadını, tam da o sırada çekeceği Çete adlı film için kadın oyuncu arayan abisi, yönetmen Çetin Karaman Bey'e götürdü. Çete filmindeki Rus prensesi Nina rolü ile sinemaya adım atan Neriman Köksal, asıl ününü Fosforlu Cevriye filmi ile elde etti. Neriman Köksal'ın Fosforlu Cevriye'de, iri kıyım yapısıyla erkeklere posta koyan, argo konuşan, Külhan Bey'i, erkeksi kadın imgesini başarıyla canlandırması, sonraki dönemlerde Türk sinemasında erkeksi kadın imgesinin uzun yıllar sürecek bir modaya dönüşmesine de öncülük etmiştir. 1999 yılında 50. sanat yılını kutlayan Neriman Köksal, meme kanserine yakalandı. Kanserle bir yıl boyunca mücadele eden Köksal, buna solunum yetmezliği de eklenince konuşma ve beslenme problemleri çekmeye başladı ve durumu ağırlaştı. Köksal'ın son günlerinde en çok sarf ettiği cümlesi, "Ölmek istiyorum, dayanamıyorum artık" idi. 23 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'daki Surp Agop Hastanesi'nde 71 yaşında hayatını kaybetti. 25 Ekim'de Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.